kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Parlayan yıldızı ağır sloganıyla çıktığımız süreçte marka şehir olabilecek projeleri ve adımları konuşmak üzere bugün Ağrı'mıza geldik. Ve geldiğimiz andan itibaren sahada kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, dere ıslahı, atık su arıtma, meydan projeleri, belediye binamızın yine hayvancılığımızı şehrimizde çok daha iyi şartlar altında yapabilecek birçok projeyi yerinde gördük, tespit ettik. Ve şehrimiz için, Ağrı'mız için önemli olduğunu düşündüğümüz kararlar aldık. 31 Mart seçimlerinde Ağrılı vatandaşlarımız AK Parti'den yana teveccühlerini gösterdiler ve %56 oy oranıyla Savcı Sayan Başkanımızı belediye başkanı seçtiler. Biz de o süreçte Ağrılı vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracak projeleri yapmak üzere belli kararlar aldık. Müsaade ederseniz bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Murat Nehrimizin olduğu 358 bin metrekarelik alanda ki bu alan içerisinde 100. yıl Fevzi Çakmak, Küp Kıran, Bulut, Murat, Kurtuluş, Alpaslan ve Fırat mahallelerini kapsayan önemli bir vadi projesi yapıyoruz. Ve bu vadi projesinin içinde mevcut Murat Nehri'nin ıslahından nehir kenarında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanlarına kadar birçok projeyi kapsayan çok önemli bir inşallah Millet Vadisi projesini Ağrı'mıza kazandırmış olacağız. Ve 2020 yılı Mart ayında da bu projenin temelini atmak ve inşaatına başlamak suretiyle Bakanlığımız, Toplu Komitesi Başkanlığımız eliyle bu projenin yapımını gerçekleştirecek ve hibe projesi kapsamında Ağrılı kardeşlerimize bu projeyi yapmış, teslim etmiş olacağız. Bu projeyle birlikte hemen ikinci etap olarak düşündüğümüz, daha önce millet bahçesi olarak yapıp teslim ettiğimiz 110 bin metrekare meydan projeleri, oturma alanları, içindeki göletleri, yine içindeki millet kıraathanesi, kütüphanesi projesiyle birleştireceğimiz Taşlıçay Deresi yine ıslah projesi bir kısmı belediyemizce yapıldı. Yine 1 kilometre o hattı yaparak Murat Nehri'ne bağlayacağız ve yapacağımız Millet Vadisi projesine bağlanmış olacak. İçinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yine daha önce yapmış olduğumuz Millet Bahçesi projesinde bir çocuk evi projemiz vardı. Bu çocuk evi projesini de yine belediyemiz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün sağlayacağı 2 milyon liralık hibe desteğiyle bu projeleri tamamlayacak ve en kısa zamanda vatandaşımıza bu projeyi de teslim etmiş olacağız. Üçüncü önemli projemiz ki Türkiye'de ilk defa böyle bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ağrı ilimiz hayvancılık noktasında Türkiye'mizin en önde gelen illerinden bir tanesi. Hem büyükbaş hayvancılık hem de küçükbaş hayvancılık noktasında hem bölgemize hem de Türkiye'mize önemli hizmetler veren bir şehrimiz. Ancak baktığınızda buradaki hayvancılığın büyük bir kısmı da şehrin içinde bulunan 1301 adet ahırlarda meydana geliyor. Bu sefer vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyen, yine şehrin bu anlamda şehre gelen insanların hem görüntü kirliliği hem bu anlamda koku kirliliğine sebebiyet veren bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu manzarayı gidermek adına gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğümüz 25 başlıklı, 50 başlıklı ve 75 başlıklı
1241 dönümlük arazide Baloluk köyünde toplu konut dairesi başkanlığınca yaklaşık 500 ahır projelendireceğiz. Diğer önemli bir projemiz, biliyorsunuz, kent içinde belediye hizmet binası inşaatını başlatmıştık. Bu inşaatın tamamlanması için belediyemize yaklaşık 25 milyon lira İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle belediyemizin ödeyebileceği şartlarda ve vadede kredi imkanını sağlayacağız. İnşallah belediye binamızı ve yanında altında 200-250 araçlık otoparkının olduğu meydan projesinin ilk etabını önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Diğer etabı da Ordu Evi'nin bulunduğu alan, Ordu Evi yapımına ilişkin toplu konut dairesi başkanımız önümüzdeki yıl yeni Ordu Evi yapımını inşaatına başlayacak ve bitmesine müteakip de belediye binamızın olduğu alan ve yeni Ordu Evi'nin yapılmasıyla boşalacak olan eski Ordu Evi alanı toplamda 20 bin metrekare ağırımız bir şehir meydanı kazanmış olacak ve bu şehir meydanı çerçevesinde gerçekten vatandaşlarımızın orada 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği, yine belediye hizmetlerini tam anlamıyla alabilecekleri önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Caddemizde zabıta amirliğimiz var. Onun da yıkımını belediyemiz bu hafta itibariyle başlayıp kısa sürede yıkımını gerçekleştirecek ve oradaki cami, meydan ve yeşil alanla birlikte önemli bir alanı da şehrimize kazandırmış olacağız. Diğer önemli ihtiyacı, belediyemizin daha önce biliyorsunuz ulaşım araçlarıyla alakalı sıkıntıları, problemleri vardı. Ve Sayın Başkanımız bu problemlerini Cumhurbaşkanımıza da ilettiler. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz de bakanlık olarak İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla bütün şehrin araçlarını yenilemek üzere kendilerine destek olduk. Kredi desteği sağladık ve araçlarımızı aldılar. İnşallah en yakın zamanda da şehirde hizmet için bu araçlarımız kullanılacak. Ağrı'nın fotoğrafı işler acısıydı. Biliyorsunuz terör örgütü ve siyasi uzantısı ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunda hain tezgahlar kurdu. Kaos planlarını devreye soktu ve Çukurova'da eylemlerini başlattı. Maalesef o dönemde ağrımızda, ağrımızın yaşam kalitesi de bu eylemlerden etkilendi. Çünkü çocuklarımızın o tertemiz yüreklerine zehirleyerek, onların ellerine, kalemlerine işte silah tutuşturmak, yine ağrımıza hizmet etmek için devletimizin gönderdiği paraları Kandil'in bir pusulasıyla dağa göndermek suretiyle şehrimize harcamadılar ve şehrin büyümesine, şehrin gelişmesine engel oldular. İşte geçen yıl geldiğimizde anaokulu ziyareti gerçekleştirdik ve o anaokulunda Ağrılı kardeşlerimizin, çocuklarımızın parlayan yüzlerini, gözlerini gördük ve terör gücüne verilen o net cevaptan sonra da Ağrı'nın Sayın Valimiz Kayyumuz eliyle, akabinde de Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın yaptığı işlerle çok daha iyi noktalara geldiğini gördük. Bugün Ağrı hakikaten çok daha farklı bir konumdadır. İnşallah atacağımız adımlarla çok daha fazla ileriye gidecek, o marka şehir yapacak projeleri inşallah atacaktır.